Burada bir şey var. Dur. Abi taş bulabilsem atacağım. Kekli at herhalde. Vallahi aşağıdan 1 2 3 4 diye bağırıyor. Haberim yokmuş gibi şey. Şu anda şurada açacağımız yerde kırsal mevkii var. Kırsal mevkiinde inşallah o şeyden avlayıp geri tekrardan dönüş yapacak. Bakalım hayırlısı. Az önce önümüzde bir tanesi daha kaçtı. Tam tepenin başta yakın yerde açtı öbür tarafa. Orada bekleyin, yukarıdaki orada bekleyin, biz aşağıda çalılarla dönek beraber gideceğim. Bende de. Orayı hep beraber basar. Gideceğim basar kadar. Aa gitti. Öbür tarafa kondu. Keklik. Aa. Ulan az aşağıdan geleydik. Gel. Vuruldu. Bak o da vuruldu ha. Karabaş al. İçen mi oğlum? Thank you.
Bak gidiyor tepede. Tepeden gitti. Samet nasıl vurdum ama? Var ya 3 metre önüne çektim hayvanın ha. Getir. Getir. Gel gel al al. Gel gel getir. 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 Al. Al, al, al. Aferin oğlum getir getir gel. Al al al. Bırak bırak. Aferin bırak. Evet. İlk etliğimizi vurmuş olduk. Devam ediyoruz. Evet. Kekli tabiri caizse un ufak ettik herhalde. Paramparça oldu ya. Toplu gitti. Hayvan paramparça oldu. Arkadaşlar Papa ile beraber girmiş. Ulan Papa da burada lan. Yuh be. İlk hamlede atmadım. Çok yakın diye, parçalanır diye. Biraz gitmesini bekledim. İki defa attım. Tavşan sonra düştü. Bak daha olabilir ha. Vallahi ha. Vurdum. Köpek gidiyor, köpek. Bak geliyor. Getir. Getir. Bak yeni olabilir ha hocam, iyi bakın. Getir, boncuk gel. Karabaş. Gel, karabaş gel. Gel kızım gel. Gel al. Gel karabaş gel. Ulan yedi ya gel. Gel karabaş gel. Sevgili arkadaşlar, şu gördüğünüz ilk vurduğum keklik tüfek kamerasında zaten ayrıca var. Yukarıdaki avizelerden kalkmıştı. Yaklaşık 60-70 metre tahminimce var. O da ölü düşmüş. Şu da az önce vurdum. Çok yakından kalktı. Kalka kalkmaz attım. Tapayla beraber girmiş. Yani kullandığım tüfek, biraz ondan bahsetmek istiyorum. 61 santim aslında sılak namlu domuz avı için kullanılan bir tüfek. Fakat yüksek arpacık olduğu için bu tür avlarda, ördek avında da bu tüfeği kullanıyorum. Yani herkes 71 santim full şok vesaire vesaire. Biz onları geçtik artık. 61 santim 3 numaralı mobil şok var. Yani çok rahat 40-50-60 metrelere kadar atabiliyorum. O sebepten dolayı bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Ben limitimi aldım. Şimdi arkadaşlara kamera çekiminde yardımcı olacağım. Herkese selamlar.
geçti mi Ali abim? Kekliğimiz gördüğünüz gibi çok çok güzel. Gerçekten de bu ayaklarından filan da belli zaten. İki tane mahmuzası çıkmış. Bir de çok kurnazlaşmış demek ki köpek fermaya durdu. Bayağı bir bekledi. Ondan sonra kalktı, attım, düştü işte. Gayet güzel bir şekilde. Karabaş zaten biliyorsunuz, dememe gerek yok. Aldı geldi ama gerçekten çok çok farklı bir keklik. Bak kekliğin şuradan evet, değerli yani. Kardeş. Bu kadirli portakalım. Pek olmaz. Bingboğa Dağı'nda portakal soymak da nasip oldu. Ayakları. Arkadaşlarımız ava geldiler. Burada güzel avımızı yaptık. Şimdi aşağı indik. Arabalara bineceğiz. Ondan sonra gideceğiz yavaş yavaş. Afiyet olsun abi. Var bende portakal. Gel ya bir dürüm al. Yeter. İşte avcılık böyle. Ev uğrayacağız mı hocam? Abi acık beceri olmasa batacak ama. Evet değerli arkadaşlar. Hafta sonu için geldiğimiz av şimdi. Gördüğünüz gibi herkes limitleri dahilinde. İşte birer ikişer tane keklik vurdu, tavşan vuruldu. Ali abimizden birkaç yorum alalım. Sonra sırasıyla her arkadaştan birkaç tane görüşelim. Ben Ali Dokuzoğlu. Önce tabii ki bizi buraya davet eden arkadaşlarımız Bekir Meşe ve Fahri Meşe'ye çok çok teşekkür ediyorum. Avımıza dahil olan Ahmet Kolağsoğlu, aynı zamanda kameramanımız, aynı zamanda yönetmenimiz. Ve Abbas hocamız, Abbas Çevlik. Ve de Samet kardeşimiz, şu anda bizim görüntülerimizi çeken Samet kardeşimize de tabii ki çok çok teşekkür ediyorum. Avımız oldukça güzeldi. Allah'a şükürler olsun. Kazasız, belasız, güzel bir av yaptık. Gayet neşeliydi. Ayrıca bu hafta tabii ki tavşan ve kekliğin son haftasıydı. Zevkli bir şekilde avlandık. Allah'a şükür güzel bir şekilde sezonu kapatıyoruz. Tüm avcı arkadaşlara da böyle bir şeyin nasip olmasını, kısmet olmasını diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Rast gelsin. Rast gelsin.